Sedat Ergin, Montrö'nün değerini daha yakından anlamak. Geçen hafta Rusya'nın Ukrayna işgalinin başlamasıyla patlak veren krizin, uluslararası politika ve dünya kamuoyunun gündemine taşıdığı başlıklardan biri de, Türkiye'nin boğazlar üzerindeki kontrolünün hukuki çerçevesini çizen 1936 tarihli Montrö Sözleşmesi oldu. Bu sözleşme, Türkiye'ye Rusya dahil üçüncü ülkelerin savaş gemilerinin Karadeniz'e çıkışlarını sınırlama, yasaklama imkanı tanıyor. Sözleşmenin bu yönü kaçınılmaz olarak silahlı çatışmaların güney cephesine sahne olan bu bölgedeki askeri güç dengesini ve savaş denklemini yakından ilgilendiriyor. Dolayısıyla bugünlerde bütün gözler Montreux Sözleşmesi'ne ve onun hükümlerine çevriliyor. İşte uluslararası alanda bütün projektörler Türk boğazlarına odaklanırken Rusya'nın 4 savaş gemisini 27-28 Şubat tarihlerinde Karadeniz'e sokmak için yaptığı başvuru karşısında Türkiye bu taleplerden yalnızca birini kabul etti, diğer üçünü geri çevirdi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önceki akşam Haber Türkiye yaptığı açıklamaya göre bu gemilere izin verilmemesinin nedeni Rusya'nın Karadeniz'deki üstlerine kayıtlı olmamalarıydı. Çavuşoğlu şöyle dedi: "Rusya'ya da söyledik, bunları göndermeyin." Rusya da bu gemilerin boğazlardan geçmeyeceğini söyledi. Biz de Montreux'a taraf olan tüm ülkelere Rusya böyle bir talebini geri çekti diye bildirimde bulunduk. Burada Rusya veya diğerleri de alınganlık göstermesin. Montreux Anlaşması bugün de, dün de, yarın da geçerli olduğu sürece biz bunu uygulayacağız. Sonuçta 4 gemiden 3 tanesinin savaş durumunda geçiş hakkı yoktu. ABD Türkiye'nin uygulamasından hoşnut. Türkiye'nin olumsuz yanıtı Rusya açısından dünyanın sonu değildir. Rusya'nın Karadeniz'de deniz gücü olarak Ukrayna karşısındaki mutlak üstünlüğü bir olgudur. Rusya'nın 2014'te Kırım'ı işgal ettikten sonra Ukrayna donanmasına verdiği tahribat hatırlardadır. Sonuçta Ankara'nın Rus donanmasının 3 gemisinin Karadeniz'e geçişine izin vermemesinin Rusya'nın savaşın güney cephesindeki harekat yetenekleri üzerinde büyük bir etkisinin olacağı düşünülemez. Her halükarda Ankara'nın Montreux'u bu şekilde uygulamasının özellikle ABD cephesinde kayda değer bir memnuniyetle karşılandığı anlaşılıyor. Montre, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın geçen pazartesi günü Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ile yaptığı telefon konuşmasının da önemli bir başlığını oluşturmuştur. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına bakılırsa, Blinken, Türkiye'nin Montro Sözleşmesi'ni uygulamaya devam etmesinden ve kendisinin bu konuda yaptığı son beyanlarından duyduğu memnuniyeti dile getirmiştir Çavuşoğlu'na. Muhtemeldir ki bu konuşma geçen pazartesi günü yapıldığında Blinken Rusya'nın 27-28 Şubat tarihleri için geçiş talepleriyle ilgili Ankara'nın kararından yani 4 savaş gemisinden 3'üne hayır denmiş olduğundan haberdardı. Savaşan ülkenin gemisine geçiş yasak. Türkiye'nin bu gemileri geri çevirmesinin dayanağı, Montreux Sözleşmesi'nin savaş zamanı sırasında uygulanacak kuralları düzenleyen 19. maddesidir. Bu maddenin ikinci fıkrası, savaşan herhangi bir devletin savaş gemilerinin boğazlardan geçmesi yasak olacaktır şeklindeki hükmünü taşıyor. Gel gelelim aynı maddenin dördüncü fıkrası, bu geçiş yasağına karşılık Karadeniz'e kıyıdaş olan ya da olmayan savaşan devletlere ait olup da bağlama limanlarından ayrılmış bulunan savaş gemileri bu limanlara dönebilirler şeklindeki istisna düzenlemesini getiriyor. Bu madde uyarınca kıyıdaş bir ülke olarak Rusya'nın Karadeniz'deki bir askeri limanına kayıtlı görünen bir savaş gemisinin Akdeniz'den Karadeniz'deki üstüne dönüşü pekala mümkündür. Rusya'nın talepte bulunduğu dört gemisinden biri bu statüde olduğu için bu istisnadan yararlanabilmiştir. Diğer üç geminin ise Karadeniz dışındaki deniz üstlerine bağlı oldukları ortaya çıkmıştır. Ancak burada kritik bir ayrıntıya da dikkat çekmeliyiz. Türk boğazları savaşan tarafın gemilerine yasaklandığında Rusya'nın Suriye'deki askeri gücünü takviye etmek üzere bu ülkeye Karadeniz çıkışlı olarak denizden ikmal hattını sürdürebilmesi olumsuz yönde etkilenecektir. Türkiye hangi durumda dilediği gibi hareket edebilir? Tabi Montreux söz konusu olduğunda her şeyi yalnızca 19. madde hükümleri ve savaşan ülkelerin durumu açısından görmemek gerekiyor. Bir de savaşan taraf olmayıp Karadeniz'e çıkış yapmak isteyebilecek ülkelerin savaş gemileri var. Onlar ne olacak? Bu soruya yanıt ararken Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın geçen pazartesi akşamı kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada bugüne kadar yaptığımız gibi Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'nin 19, 20, 21. maddelerinin uygulamasını sürdüreceğiz şeklindeki vurgulamasına bakmalıyız. Sözleşmenin 19. maddesine değinmiştik. Metnin 20. ve 21. maddeleri Türkiye'ye savaşan taraf olması ya da savaş tehlikesi tehdidi altında kalması durumlarında tanınan yetkileri düzenliyor. Örneğin 20. madde Türkiye'nin savaşan taraf olması halinde sözleşmenin 10. maddeden 18. maddeye kadar olan maddeleri hükümlerinin uygulanmayacağını belirtiyor. Atıf yapılan maddelerin hepsi de askeri gemilerin boğazlardan geçişlerinin tabi olacağı rejimle ilgilidir. Ama daha önemlisi aynı maddede bunun hemen ardından savaş gemilerinin geçişi konusunda Türk hükümeti tümüyle dilediği gibi davranabilecektir denilmesidir. Burada dilediği gibi davranma ifadesinin altını özellikle çizelim. Savaş tehlikesi tehdidi varsa, Türkiye, Rusya ile Ukrayna arasında sürmekte olan savaşta hali hazırda savaşan taraf değil. Bu nedenle sözleşmenin 20. maddesi uygulanamıyor. Buna karşılık 21. madde savaşan taraf olmasa da Türkiye'ye önemli yetkiler tanıyor. Metnin 21. maddesi, Türkiye kendisini pek yakın bir savaş tehlikesi tehdidi karşısında sayarsa diye başlıyor ve devam ediyor. İş bu sözleşmenin 20. maddesi hükümlerini uygulamaya hakkı olacaktır. Burada kayda geçirilen ihtimal Türkiye'nin bugün karşı karşıya olduğu durumu anlatıyor. Yani Türkiye savaş tehlikesi tehdidi görmesi halinde başka ülkelerin savaş gemilerinin geçiş talepleri karşısında 20. maddede yazılı olduğu gibi 10-18 maddeleri uygulamama ve dilediği gibi davranma hakkına sahip oluyor. Görüleceği gibi bu madde savaşa taraf olmayan 3. ülkelerin savaş gemilerinin Karadeniz'e çıkışları konusunda Ankara'ya oldukça geniş bir takdir alanı tanıyor. Örneğin böyle bir durumda ABD ya da bir başka NATO ülkesinden gelebilecek muhtemel bir talep karşısında Türkiye boğazların anahtarını elinde sıkı bir şekilde tutabilecektir. Türkiye'nin nasıl davrandığı ya da nasıl davranması gerektiği ayrı bir değerlendirmenin konusudur. Bu aşamada vurgulamak istediğimiz Montreux Sözleşmesi'nin Türkiye açısından ne kadar yaşamsal bir hukuki dayanak sunmakta olduğudur. Bu genel girişten sonra yarın Karadeniz'deki jeopolitik çekişmeye ve Türkiye'nin buradaki durumuna biraz daha yakından bakabiliriz. Yeah. <clears throat> you